Sayısal analiz vize ve finalde çıkabilecek sorular 17. Bu videomuzda sayısal analiz dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. A şıkkı. Fx eşittir 1 bölü 7 parantez içinde e üzeri x artı sin x fonksiyonunun eksi 0,6 0 kapalı aralığında bir kökü olduğunu gösteriniz. B şıkkında yukarıda verilen fonksiyonun kök değerini P0 eşit 0 olmak üzere Newton metodunu kullanarak 10 üzeri eksi 3 hassaslık ile bir yaklaşımda bulundunuz. Öncelikle A şıkkıyla başlayalım. Bir fonksiyonun bir kapalı aralıkta kökü olduğunu göstermek için ilk iş bu fonksiyonun bu aralıkta sürekli olduğunu söyleyebilmeliyiz. Fx fonksiyonuna bakalım. E üzeri x, x yerine her şeyi yazabiliriz. Herhangi bir x değeri için tanımsız olamaz. Sin x'te x yerine her şeyi yazabiliriz. Herhangi bir x değeri için tanımsız olamaz. Dolayısıyla fx bütün reel sayılarda süreklidir. Dolayısıyla da bu aralıkta da sürekli olmuş olur. Fx tüm reel sayılar için süreklidir. Dolayısıyla eksi 0,6 0 aralığında da sürekli olur. Daha da hocaya açıklama yapmak isterseniz, bu aralıktan hiçbir x değeri bunu tanımsız yapmadığı için bu aralıkta süreklidir gibi bir söylemde de bulunabilirsiniz. O da olabilir. Şimdi bir sonraki şartımız ise bu aralığın uç noktalarını fonksiyona götürüp koyduğumuzda çıkan sonuçların çarpımının negatif değer vermesi gerekir. F eksi 0,6'yı fonksiyona gidip koyacağız. F sıfırı fonksiyona gidip koyacağız. Sıfırı koymak kolay. Gidip koyalım hadi onu. 1 bölü 7 e üzeri 0 artı sin 0. Sin 0 sıfırdır zaten. E üzeri 0 1 eder. Sonuç 1 bölü 7. Yani bunun sonucu pozitif. Eksi 0,6'yı koyalım. 1 bölü 7 e üzeri eksi 0,6 artı sin eksi 0,6. Bakalım. Bunu hesap makinesiyle yapalım. Hesaplamayı yaparken hesap makinesinin radyanda olduğundan emin olun. Buraya radyan değeri koyuyoruz, açı değeri değil. 1 bölü 7 çarpı e üzeri eksi 0,6 artı sinüs eksi 0,6. Bakalım kaç değerini verecek. Eksi 0,0022 şeklinde devam ediyor. Sonuç olarak negatif değerini verdi. F eksi 0,6 çarpı F0 küçük 0 olduğundan bu aralıkta bir kök vardır. Yani bu fonksiyonu sıfır yapan bir x değeri mevcut. Bunu garanti ettik. Şimdi B şıkkı Newton metodunu kullanacağız. Newton-Raphson metodunun kısa bir biçimde Newton metodu olarak söylenimi de piyasada oldukça yaygındır. Birçok hoca Newton-Raphson'u uzun uzun söylemek yerine sadece Newton metodu diyebilirler. Bunun da farkında olmalıyız. Bize başlangıç noktasının neresi seçeceğimizi söylemiş. Formülümüzü yazalım. Burada P'li verdiği için biz de P'li yazalım hadi. P, gerçi P'li yazmak da ne kadar güzel oluyor. Şunu x'li yazalım biz. X n artı 1 eşittir. Xn eksi f xn bölü f türev xn. Burada bizim x sıfırımız sıfırla başlıyor. P'li yazmayı sevmediğim için x'li yazdım. Fx fonksiyonunu bir yukarıdan alalım biz. 1 bölü 7 e üzeri x artı sin x'ti. F türev x de 1 bölü 7 e üzeri x'in türevi e üzeri x verir. Sin x'in türevi de cos x verir.
Tamam. 10 üzeri eksi 3 hassaslık ile, yani hatanın 10 üzeri eksi 3'ten küçük olmasını istiyoruz. Yani 0,001'den küçük olmasını istiyoruz. Şimdi birinci iterasyonla başlayalım. N yerine 0 koyuyoruz. Dolayısıyla burası x1 etti. x1 ilk kök adayımız. x0 burası 0. Eksi f. x0 0. F türev 0. Eksi f0 buraya gidip 0'ı koyacak olursak 1 bölü 7. Türevinde 0'ı koyacak olursak e üzeri 0 1 eder. Cos 0 o da 1'dir. Aşağısı da 2 bölü 7. Onlar sadeleşir. Eksi 1 bölü 2. O da eksi 0,5. Şimdi hatayı kontrol edelim. Hata ardışık iki kök arasındaki farka bakacağız. X1 eksi x0 diyeceğiz. Eksi 0,5'ten 0,5'i çıkartırsak mutlak değer için attığımız için 0,5 olur. Bu büyük 10 üzeri eksi 3. Devam. İkinci iterasyon. N eşittir 1 vereceğiz şimdi. Dolayısıyla burası x2 etti. Burası x1 etti ki x1'in de eksi 0,5 olduğunu biliyoruz. Eksi f eksi 0,5 bölü f'in türevinde eksi 0,5. Eksi 0,5 eksi şuna gidip eksi 0,5 koyacağız. Direkt hesaplayalım, hesap makinesinden sonuçlarını yazalım buralara. 1 bölü 7 çarpı e üzeri eksi 0,5 artı sin eksi 0,5. Yukarısı 0,0 18 15 78 74. Hesap makinesi kaç hane hesaplarsa o kadarını hesaplayacağım. En sonunda belli bir hane alırız artık. Buralarda da yuvarlama yapıp hatayı arttırmamak için yapıyorum bunu. Şimdi alt tarafındakine gelelim. Türevinde eksi 0,5 koyacağız. 1 bölü 7 çarpı e üzeri eksi 0,5 artı cos eksi 0,5. Bu da 0,21 20 16 174. Şimdi bunu bir hesaplayalım. Eksi 0,5 eksi parantez içinde 0,018 15 78 74. Atladığımız bir şey var mı? 0,18 15. Tamam. Bölü 0,21 20 16 174. Eksi 0,58 virgülden sonra kaç basamak alsak acaba? 56. Neyse tamamen yazalım. 43 815. Hataya bakalım. X2 eksi x1 mutlak değer içinde. Bundan ilki neydi? Eksi 0,5. Bundan bunu çıkartırsak 0,08 5, 6 işte gidiyor. Bu da büyüktür 10 üzeri eksi 3. 0,01'den 0,01'den büyük. Devam. Bu sefer gelir diye tahmin ediyorum. Üçüncü iterasyon. N yerine 2 koyuyoruz bu sefer. X3 eşittir. Buraya x2 gelecek. X2'yi biz şunu bulduk. Eksi 0,58, 56, 43, 815.
eksi burayı ve burayı bunu götürüp yerine koyarak hesaplayacağım. F'te götürüp koyuyoruz bunu. 1 bölü 7 çarpı parantez içinde E üzeri eksi 0,58 56 43 815 kapatalım. Artı sinüs eksi 0,58 56 43 815. Sıfır nokta sıfır 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 beş yedi üç küsuratı devam ediyor, yeter bu kadar. Diğerine gelelim şimdi. 1 bölü 7 çarpı E üzeri eksi 0,58 56 43 815 artı kosinüs eksi 0,58 56 43 815. Sıfır nokta 19 8 5 86 243. Hesaplayalım bir de bunu. Eksi 0,58 56 43 815 eksi parantez içinde 0,000573 bölü 0,19 85 86 243. Eksi 0,588 52 92 11. Hataya bakalım. X3 eksi X2 yapıyoruz. Bundan bunu çıkartacağız. Hemen eksi diyelim şuna. Eksi dediğimizde artıya dönüşecek o. Neyse, parantez içine yazalım. Eksi 0,58 56 43 815 çıkartırsak 0,002 88 gidiyor. Hala 10 üzeri eksi 3'ten büyük. Biz 10 üzeri eksi 3'ten küçük olmasının peşindeyiz. 0,01'den küçük bir sonuç istiyoruz. Bir daha bakayım şuna. Evet, 10 üzeri eksi 3'ten büyük. Hassaslıkta bağıl hata falan demiş mi? Sadece hata mı diyor? Şuna bir bakalım. 10 üzeri eksi 3 hassaslıkla bir yaklaşımda bulunuz diyor. Halen devam etmek zorundayız. Çünkü hala 10 üzeri eksi 3'ten küçük çıkmadı. Lanet olsun deyip devam ediyoruz. Bunda gelecektir tahminim. N yerine 3 koyuyoruz. X 4 ediyor. Buradaki eksi 0,58 588 52 92 11 eksi burayı ve burayı hesaplayacağız. Şimdi yukarıdaki fonksiyonlara koyarak. Oldukça boş işlem yapıyoruz. Yani bu hassaslığı sağlayana kadar devam etmek zorundayız. Hocanızın sadistliğine kalmış bu tarz şeyler. Ne kadar ana fikri anlayıp yapmayı öğrenmiş mi birkaç iterasyonda? Bunu mu kontrol ediyor? Yoksa sanki atom parçalıyormuşuz gibi çok önemli bir şeymiş gibi mi davranıyor? Hocanızın karakterine bağlı. Ben de bir üniversitenin sınavından almıştım. Hoş bir gidişatımız yok şu ana kadar hocanın karakteri olarak. E üzeri. Tabii ben işlem hatası da yapmış olabilirim. O da çok olası. 588, 52, 92, 11. Kapatalım şunu. Artı sinüs eksi 0,588 52 92
11. Oldukça küçük bir şey geldi. 0,00000. 10 üzeri eksi 7 demiş. 0. Yaklaşık 7. Orada da en son şu basamağı bir yuvarladım. Alt tarafına gelelim şimdi. 1 bölü 7 çarpı e üzeri eksi 0,588 52 92 11 artı kosinüs eksi 0,588 52 92 11 0,19 81 28 75. Hadi bakalım şimdi de bunu hesaplayalım. Eksi 0,58 588 52 92 11 eksi parantez içinde 0,000006 7 etti 7 bölü 0,19 81 28 75 eksi 0,588 53 27 44. Ve buradan da hatanın x4'ten x3'ü çıkartırsak, şundan şunu çıkartırsak, nerede o? Şundan şunu çıkartacağız. Şu sıfırlanıyor, şu sıfırlanıyor, şu sıfırlanıyor. Şu da sıfır ediyor. 0,0003 basamak gidiyor. Şu da gidiyor. Şurada dördüncü basamakta gidiyor. 0,1. Bu da küçüktür. Daha küsuratıyla uğraşmayalım. 0,001 yani 10 üzeri eksi 3. İşte burada duruyoruz ve kök adayımız olarak bunu karşı tarafa söylüyoruz. 10 üzeri eksi 3 hassaslıkla kök eksi 0,588 53 27 44. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.